Kıpırda şöyle. Kıpırdama. Kıpırdama diyorum sana. Sonunda seni yakaladık Ali. Hareket etme diyorum sana. Kıpırdama diyorum Ali. 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 Kaçma Ali. Ne oldu? Ali Yüce Dağ kaçıyor. Tüm bilimlerin dikkatine. Kaç. 06 Rize Bolu 801. Bas hadi bas. Allah kahretsin. İhbar etmiş beni. Soracağım bunun hesabını senden Şehnaz. Soracağım. İyi ki geldin ya hala. Özlemişim böyle seninle baş başa oturmayı. Ben de yavrum, ben de. Uyanmış mıdır Nergis Hanım? Bilmiyorum ki, az önce bir şeyler götürdüm ama hiç dokunmamış. İlaçlar yüzünden öyle arada uyuyakalıyor da. Bir de utanmadan içeriye kapanıyorlar. Veremliyim ya ben. Hastalık bulaştıracağım. Görürsün sen şimdi. Bir bakayım şuna, ayıp olmasın. Tamam. Çiğdem. Ne oldu lan? Kızım, bu kadın götürdüğün yiyecekleri bilerek döküyor. Ya gözlerimle gördüm. Ben şimdi... Hala, hala tamam dur. Ne demek dur? Bırak. Hastaysa hastalığını bilsin. Ya tamam, sessiz ol. Ben her şeyin farkındayım, tamam. Nasıl farkındasın? Yani bilerek yaptığını biliyor musun? Yani başlarda hastalığı yüzünden yapıyor zannediyordum ama sonra gözümle görünce... O da itiraf etti zaten, yani açıkça söyledi. İziyet ediyor işte, etmeye de devam edecek. Kızım sen ne diyorsun? Deli mi bu kadın? Ya açıkçası Erdem'le bizi ayırmaya çalışıyor. Ama ben sabrediyorum. Ne yapıyorum lan ya? Saçmalıyorum. Yok yok. Kendi gözümle görmeden içim rahat etmeyecek. Allah kahretsin, yaklaşıyorlar. Telsize anons geç çabuk. Mamağa doğru gidiyor, yolu kessinler. Tüm bilimlerin dikkatine. Şüpheli araç mamağa doğru gidiyor. Bütün yolu kessinler, tamam. Anlaşıldı, tamam. İnsan önünün arkasına bakmadan hareket edince böyle oluyor. Sen tut akrabana yardım et. İşine gücüne ortak ol. O dolandırıcı çıksın. Neyse, zararın neresinden dönülse kârdır, öyle değil mi? Hiç olmasa daha fazla haram yemeden kurtulmuş olduk bu çarçoktan. Sonraki tutanak da bitiyor. Araştırmalar sonucunda üzerinizde herhangi bir kayıtlı gayrimenkul olmadığı görüldü. Otomobiliniz şirketinizin üzerine kayıtlı değil mi? Anahtarları yanınızda mı? Evet. Kusura bak. Yarım saattir bir şeyler imzalayıp duruyorum. Önce delil belgeleri, sonra tutanaklar. Saat demişken kolunuzdaki saate de el koyuyoruz. O da şirket üzerine kayıtlı. Saate kadar yani. Evet. Burada yazdığına göre 12 bin lira ödemişsiniz o saate. Çok da ağzına birçok insan haciz yiyor. Allah belanı versin. Git.
hepsi senin yüzünden oldu. Efendim? Hiç. Aptallığıma yanıyorum. Bugüne kadar bunları nasıl görememişim onu üzülüyorum. Çok ağlıyordu ya. Beni yanında istiyordu, o yüzden ağlıyordu. Konuşamıyorum. Annemler evde. Derya ağlıyor hala. Abla şu anda pek müsait değilim inan. Reyhan niye ağlıyor? İlgilen onunla. Tamam abla, ilgileneceğim. Ama şimdi kapatmam lazım. Sonra konuşalım mı? Tamam canım, tamam. Yaptığımı sanacak şimdi Ali. Allah kahretsin. Aç. Yalvarırım aç şu telefonu. Allah kahretsin seni. Şu başımdaki beladan kurtulayım, seninle de hesaplaşacağım. Allah kahretsin. Şüpheli şahıs birlik tarafına kırdı. Tüm ana arterleri kapatın, tamam? Geç abi geç. Geç, kaçıyor adam. Babam kesin arar beni. Doğum günde yalnız bırakmaz. Arar. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Baba. Babacığım. Ben çok yalnızım. Yok geçer zaman.
iki kasanın içindeki parayı da devrediyorum. Kasayı da devredeceksiniz. Fark ettim. Evet, bu kadarsa hayatıma normal bir şekilde devam edebilirim herhalde. Bir planınız var mı? Evet. Birkaç planım var. Tamam abi. Şirketin devir işlemleri bitti. Dosyalar alıp dönüyoruz. Tamam amir. Yalnız bu bilgi bize ulaştırılmamıştı. Şimdi gerekeni yapıyorum. Hayırdır? Benim de bir işiniz kalmadıysa ben artık gideyim. Bir süre daha bizim misiniz Emam Bey? Sebep? Biz malları devralırken savcılıktan dosyanız gelmiş. Geçmişinizi anlattığınız kadar temiz değilmiş. Anlamadım. Anladınız. Bize de anlatacaksınız. Rahat olun. Emniyette kaydınız varmış. Geçmişte kirli işlerle uğraşmışsınız. Tekrar sorguya alınacaksınız. Ne yüze geliyorsun sen? Ha? Ben seni kovmaktan bıktım, sen kovmaktan bıkmadın ya. Defol git. Ben sadece... Ya Allah belanı versin, git diyorum ya. İstemiyorum, yüzünü görmek istemiyorum. Emine lütfen. Haklıydınız hala. Mutlu olamayacağımı, annesinin beni istemediğini söylemiştiniz. İşte şimdi de evliliğimi bozmaya çalışıyor. Ne olacak bu böyle kızım? Vallahi hiçbir şey olmayacak hala. İzin vermeyeceğim bunu başarmasına. Erdem ne diyor? Erdem de ne desin ya? Arada kalıyor. Yani konunun Erdem'le de alakası yok zaten. O yeterince zor günler geçiriyor. Konu bu kadının bana yaptıkları. Yavrum, onu düşün, bunu düşün. Helak oldun. Kocan değil mi? Bırak biraz da o düşünsün. Öyle de hala bütün bu olanlar biraz da benim yüzümden. Biraz konuşabilir miyiz? Defol git buradan. Git! Ya sesimi bile duymak istemiyorum. Gitmiyorum. Senin yüzünden bu haldeyim. Senin yüzünden yapamazsın. Git! Emine lütfen. Kötü bir niyetim yok. Emine lütfen konuşalım. Yapma bunu. Ya sesimi bile duymak istemiyorum. Git diyorum. Git! Allah kahretsin. Senin yüzünden olsun yavrum. Senin ne suçun var? Ya işte ne bileyim, her şeylerini kaybettiler. De ne alakası var kızım? Üstelik kadına bakacağım diye kendi sağlığından oldun. Edepsiz. Tövbe tövbe.
Ben her şeye Erdem için katlanıyorum. Yoksa bir dakika durmam ben bu kadının yanında. Öyle de yavrum. Bu böyle nereye kadar? Ya bilmiyorum hala. Yani demek ki siz haklıydınız. Yani ben demek ki Erdem'i de kendimi de böyle büyük bir mutsuzluğun içine soktum. Ne bileyim belki de biz hiç mutlu olamayacağız. Demek benimle mutlu değilsin Cilla. Ya bu söylediklerim çok canımı yakıyor. Çünkü ben kocamı çok seviyorum. Yoksa bu eziyete bir dakika katlanma. Tamam canım tamam. Bulunur bir hal çaresi. Evliliğimin bozulmasına izin vermeyeceğim hala. Vermeyeceğim. Demek ki Erdem'i de kendimi de böyle büyük bir mutsuzluğun içine soktum. Ne bileyim belki de biz hiç mutlu olamayacağız. Demek benimle mutlu olamayacağına inanıyorsun Çeda. Şüphenin izini kaybettim. Mahallede bütün çıkışları kapatın. İnsan gibi konuşalım sonra gidelim. Seni duymuyorum Şerif, git buradan defol. Yapma bunu Emine. Ya git diyorum, Allah'ın cezası git. Tamam. Sakinleşene kadar bekleyin. Bak gitmezsen bunu sararım, daha kötü şeyler olur. Defol git buradan. Ya bunu yaptıklarından sonra nasıl karşıma çıkabiliyorsun sen? Yalnız böyle bir durum hiç hesapta yoktu. Farkındayım Yaman Bey. Bakın. Zaten haberim olmayan meseleler yüzünden yeterince başım ağrıdı. Bütün bu olanlarla bir ilgim olmadığı da ispatlandı. Neden benim geçmişimi araştırıp beni suçlamaya çalışıyorsunuz anlamış değilim. Sizi suçladığımızı nereden çıkarıyorsunuz onu anlamadım. Bu detaylı bir soruşturma. Tüm verileri incelemek zorundayız. Benim geçmişim de dahil yani. Yani doğal olarak. Bunun gibi onlarca davaya baktım. Mevzu para olunca hiç ummadığınız insanlar suçlu çıkabiliyor.
Ama kafanıza takmanıza gerek yok. Masumsanız zaten sorun yok. Peki, tamam. Bir süre daha buna katlanacağız demek ki. Hadi. Yok artık. Şaka mı bu? Prosedür. Hadi. Bakın. Beni çalışanlarımın önünde küçük düşürmeye hiç ama hiç hakkınız yok. Onlar artık çalışanlarınız değil ya abi. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bu işi halledelim. Şu düştüğümüz durumlara bak. Yanlış yapıyorsunuz. Suçlu değilim ben. Kardeş ne yapıyorsun sen? Bak sakın! Dedi Zeynep'in öğretmenleri. İlkay. Zeynep için ne dediler kreşte? Ha, şey işte. Babasıyla daha fazla vakit geçirmesi gerekiyormuş. Vallahi Ali'nin bu haliyle zor görünüyor. Ne işin var senin burada? Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Ali'yi de ihbar etmişsin. Ne demeye geldin yine? İşte bu yüzden ben de buradayım. Ali'yi ben ihbar etmedim. Ona ulaşamıyorum. Cep telefonu kapalı. Eğer siz ulaşırsanız lütfen söyleyin. Polis peşinde. Kaçsın. Ne? Polis mi peşindeymiş? Yakalanmış mı? Bilmiyorum. Ama gece kulüplerini bastılar. Herkesi içeri aldılar. Sorguluyorlar. Beni de sorguladılar. Lütfen siz iletişime geçerseniz söyleyin. Kaçsın. Onu ben ihbar etmedim. Ne yaptın kardeşim sen kendine? Ne yaptın? Ne oldu? Niye yaptın bunu? Allah kahretsin. Telefon. Telefonun yok mu senin? Ambulans. Ambulans çağıralım sana. İşe yaramayacak ama ambulans çağıralım.
Anne, ya Allah aşkına şu çocukla ilgilenin. Benim kafam beynim şişti. Karnını doyurdum az önce. Birazdan uyur herhalde. Ay, Emine geldiğinden beri böyle. Anlamadım gitti. He, o uğursuzun sesi bu çocuğu bu hale getirdi. Hep o uğursuzun yüzünden oluyor bunlar. Tabii. Ağlar tabii çocuk. Gel kardeşim be. Bu çocuk sesi ne kardeşim? Ya o çok uzun hikaye. Geç geç şöyle geçsene sen. Geç şöyle otur kardeşim. Hapishane falan dedi. Ne ayak? Şşş. Bağırma. İçeriden çıkarmam gereken biri var. Kim? Karım. Karın mı? Ne ara evlendin aslanım sen? Oğlum orası seni bağlamaz. Sen bana yardımcı olacak mısın onu söyle. Yok. Tebrik ederim o bakımdan. Eyvallah kardeşim eyvallah. İnsan müdürlüğüne falan çağırır be. Harbi söylüyorum, kahveye gelmeyi bıraktım bırakalı acayip satıcı oldun ha. Sağ ol. Meseleye odaklanabilir miyiz? Bak zaten canım sıkkın, hıncımı senden almayayım güzel kardeşim. Tamam, tamam. Anlat şimdi, bir yol bulalım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Bilesel abla. Aç mısın? Biraz. Değilim, sağ olun. İşim var, çıkacağım zaten. Volkan. Oğlum, arkadaşına çay kahve filan bir şey ikram et. Anneciğim tamam, merak etme. Biz iyiyiz tamam. Hadi. Anlat kardeşim. Telefonun yok mu senin? Telefonun yok mu senin? Telefonun yok mu? Telefonun yok mu? Affet beni, bu belki de benim hayatımı kurtaracak. Affet beni. Affet beni. Ali'yi gammazlıyorsun. Hem de sana inanmamı bekliyorsun, öyle mi? Yemin ederim ben ihbar etmedim. Sadece gözünü korkutmak istedim. Nasıl bir saçmalık bu ya? Gözünü korkutmak istemiş. İhbar etmişsin işte. Ayrıca etmediysen polisler niye onu arıyorlar şimdi? Sen ihbar etmediysen kim etti? Bilmiyorum. Belki de başka bir düşmanı vardı. Ali yakalanırsa ne olur biliyor musun? O suçsuzluğunu ispat etmeye çalışıyordu. Ama onu dolandıranlar yurt dışında. Onu aklayacak hiçbir şey yok şu anda elinde. Onun başını yaktın sen. Sen ne biçim bir kadınmışsın be? Yemin ederim ben ihbar etmedim. Ben sadece benimle birlikte olmasını istedim. Yanımda kalmasını. Yeter artık saçmaladığın. Korkutmak istemişmiş. Bir de geçen gün gelip burada birlikte olduğunuzu anlatmıştın. Kendi kendine gelin güvey olmuşsun. Sen hastasın belli. Defol git buradan. Bir daha da sakın gelme. Lütfen. Ali ile konuşacak olursanız söyleyin kaçsın. Bakın, ben burada onun bir ev tuttuğundan da bahsetmedim. Eğer polisler gelecek olursa siz de bahsetmeyin, olur mu? Neden? Bir kaçağa yardım ettiğin ortaya çıkmasın diye mi? Hayır, hiçbir şey umurumda değil. Sadece polisler gelirse yakalanmasın diye. Eminim öyledir. Bak, yemin ederim ben ihbar etmedim. Yetti artık yalanların. Hem merak etme, Ali de senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyor. Kaçıyordur şimdi. Defol git buradan. İnan İlkay, inan. Yakında tutuklarlar Ali'yi. Ne demişler? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Yolun sonuna geldin Ali Bey.
Merak etme kızım. Seni yalnız bırakmayacağım bir tane. Bırakmayacağım. Kardeşim, bunu yapmak zorundayım. Kızım için senin yerine geçmek zorundayım. Mahalledeki bütün çıkışlar tutulsun. Elimizden kaçan şüphelinin mahalleden çıkmasına izin vermeyin. Şüpheli gördüğünüz herkese kimlik kontrolü yapın. Anlaşıldı. İşgal yok, bir şey yok. Arada bu. Ben park çıkışını tutayım o zaman. Biraderim, senin karın neden yakalandı? Mesele neydi? Önce onu anlatsaydın. Sarp, bak insanı çağırdığına çağıracağına pişman etme. Mesele ciddi. Benim de vaktim az. Şimdi söyle, senin akraba nasıl kaçtı? Yengem nerede şimdi? Şeyde, karakolda. Polis gözetiminde. Orayı geç zaten. Yani karakola girip oradan birini kaçırma işi sakat. Daha doğrusu imkansız. Mahkeme ne zaman? Yani tam olarak bilmiyorum. Ama birkaç gün sonra hakim karşısına çıkacak. Of. Vakit de cidden azmış ha. Neyse, yine de cezaevinden önce halletmemiz lazım. Ya oğlum, senin akraba nasıl kaçtı? Yani kaç kişi gerekli? Ne yapacağız? Tünel mi kazacağız? Ne yapacağız? Sen bana onu söyle. Abi, cezaevine girdikten sonra kaçma olayını falan unut. Öyle filmlerdeki gibi değil. Kuş olsan kaçamazsın öyle bir yerden. Onun için sordum sana zaten mahkemesi ne zaman diye. Ha, adliyeden ya da hastaneden kaçmak birazcık daha kolay.
Kolay dedim de öyle çocuk oyuncağı gibi değil. Biraz cevi cevine iş bunlar. Hmm. Senin akraba adliyeden mi kaçtı? Aynen. Tuvalet penceresinden kaçmış. Ha, ikinci kattan aşağı atlaması gerekiyormuş. Ayağını falan kırmış. Kolay işler değil anlayacağım. Vallahi kolay ya da zor. Ben karımı oradan çıkaracağım kardeşim. Neye mal olursa olsun onu oradan kurtaracağım. İnşallah. Sabahtan beri arıyorum, telefonu kapalı. Alo? Alo Seda. Hemen aşağı inmen lazım. Konuşmak istiyorum seninle. Tamam. Tamam, geliyorum. Bir şey mi oldu? Ali'yi Şehnaz ihbar etmiş. Ne? Hani ihbar etmemişti? Bize de öyle söylemişti ama etmiş işte. Başka kim olabilir ki? Çalıştığı yerde herkesi sorguya almışlar. Sırf sen olduğun için, sırf sen olarak doğup, sen olarak öleceğin için bile severdim. Ben senin nefesinin değdiği hiçbir anı unutmadım Emine. Unutamadım. Son nefesinde elini tutmandan fazlasını istemedim. Bugün senin ilk nefesini aldığın gün. Bir aşık için hangi vakit daha anlamlı, hangi bulut daha yüksek, hangi hayal
bir şeyiniz olur ki? Umarım kalan ömrünün her günü birbirinden güzel geçer. İyi ki doğmuşsun. Mutlu yıllar. Şerif. Allah'ım ne olur Derya'ma kavuşayım. Ne olur. Bak Ali şu anda kaçıyor olabilir. Sakın onunla iletişim kurmaya çalışma, tamam mı? Polis gelirse de hiçbir şey söyleme onlara. Eğer polis bizi sorgulamaya kalkarsa biz seni de senin evini de bilmediğimizi söyleyeceğiz. Tamam. Aslında sen burada olmasan daha iyi olur. Gitmen lazım. Asla. Hiçbir yere gitmem. Hiçbir şeyden korkum yok, anladın mı? Siz kendinizi düşünün. Ya saçmalama. Senin adresini de vermişlerse eğer buraya gelebilir polis. Umurumda değil be. Ama tabii kendi başınız belaya girmesin diye yapıyorsun bunu, değil mi? Hiçbir şey umurumda değil. Bir yardımım olacaksa eğer Ali için canımı da veririm. Kaçacak değilim sizin gibi. Ne diyorsun sen ya? Ben Ali yakalanmasın diye uğraşıyorum. Tabii canım, eminim öyledir. Bencilsiniz hepiniz. Yazıklar olsun be. Adam sana senelerini vermiş. Senin şu yaptığına bak. Sen ne biliyorsun da böyle konuşmaya cesaret ediyorsun ha? Tamam be, yeter. Niyetiniz belli. Amacınız Ali'den de benden de kurtulmak. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum, anladın mı? Olur Ali yakalanmamış olsun. Allah'ım ne olur Ali'ye yardım et. Ne olur yakalanmasın. Elimizde eşkal bilgileri yok. Eşkal bilgilerini gönderin. Beyefendi, kimliğinizi görebilir miyim? Tabii. Sıkıntı mı var memur bey? Genel kontrol. Beyefendi, yalnız bu kimliği değiştirmeniz gerekiyor. Çok yıpranmış. Ya, kusura bakmayın, işten güçten bir türlü fırsat bulamadım ama en kısa zamanda değiştireceğim. En kısa zamanda değiştir. Kolay gelsin. Sağ ol Ahmet kardeş.